Selamünaleyküm arkadaşlar. Eksik kalan yerlerin olduğunu düşündüğüm için bu videonun başına tekrar bir ek daha çekmeyi uygun gördüm. Şarj kontrol devremiz, şarj aleti değil, şarj kontrol devremiz doğuştan eksik olan elektrikli bisikletler ve solar şarj cihazlarının şarj kontrol ünitelerinin olmaması akülerin bir an önce ölmesine sebep olmakta. Bu gördüğünüzde TL431 ile yapılmış olan şarj kontrol devresi. Kesinlikle şarj aletiyle karıştırmayın. Burada kaç tane? 2, 4, 5 tane. 5 akülü 5 tane. Kaç akünüz varsa o kadar. Devre şemasını göstereyim ben size. Aklıma gelen başka şeyler vardı. Onları da anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Devre şemamız buradaki. Yani bu gösterdiğim cihazın içindeki devre şeması bu. Şimdi şöyle yapalım hemen. Hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. MOSFET çok ısınıyordu. MOSFET'in tam açılması için data sheet'ine bakmanız gerekiyor. Bendeki IRF3205 olması lazım. Kullandığım IRF3205. Yani 50 amperden yüksek bunun data sheet'i, kullandığım MOSFET'ler. Bir ikincisi, ısınmanın önüne geçebilmek için arkadaşlar şunun olmaması gerekiyor. Çok önemli. Şunun olmaması gerekiyor. Buradan tam elektriğin MOSFET'i aşması için bu gerekli. Şu ikisi iptal. Devre, yani bunu deneyerek buldum. Isınmalar için alüminyum soğutucuları yapacaksınız. Devre tam olarak bu. Bundan arkadaşlar 5 tane veya akünüz kaç tane ise o kadar yapıyorsunuz yan yana. Yani de en azından devre şemasında size vermiş oldum. Yani bu gördüğünüz cihazdan mesela şunlar resistanslar. Şu sarı olan resistanslar. Şurada gördükleriniz. Bunları hep bakır kablo kullandım. Mesela anten kablosunun içindeki bakırları kullandım. Söktüm dış tarafının telini bakır olarak kullandım. Yani en azından devremize bir olumsuz etki, bir şey olmasın diye. Şimdi şunu söylemek istiyorum aklıma gelen. Bunu da söyledikten sonra. Akü kablolarımız var ya arkadaşlar. Ucu şöyle diyelim, şu kırmızı akü kablosu. Ucu da şu. Şöyle. Çok güzel duruyor orada. Fakat bunların ben ince olduğunu kalbim kanaat getirdiği için, yani bilmiyorum mühendisi var bilmem neyi var ama bana göre ince. Hatta yenilerini almaya gittiğimde daha inceydi. Bunlar kaç milim onu da bilmiyorum. Bunlara ben şey yaptım, o videoda göreceksiniz kırmızı kabloları. Arkadaşlar şuralarından kestim. O eski olanları attım. Bunların et kalınlığı biraz daha kalın. Bunları otoelektrikçiden falan bulabilirsiniz. Hatta bakırını bulursanız daha iyi olur. Arkadaşlar onlara, şunlara 3'lü elektrik kablosundan söktüğüm kablolardan 2'şer tane her birini şu şekilde diyelim 5 santim 10 santim ne kadarsa ek yaptım arkadaşlar. Şu bakır kısımlarını açtım. Kendi kablosuyla birlikte şuralarından kestim kırmızı kablonun. Şunun içinden şunları da yanına, buraları da lehimledim. Doğalgaz ocağında ısıtarak lehim yapamam derseniz, doğalgazın üzerinde ısıttığınız zaman arkadaşlar lehimi yavaş yavaş değdiriniz mi içine çekiyor. Çok sağlam bir şeyiniz olur. Bu da gaza bastığınızdaki çeken akımı artırdığını hissettim arkadaşlar. Bu videoyu çektikten sonraydı. Şimdi bunu başa ilave ediyorum. Gösterge ibresi, akünün gösterge ibresi fazlaca hareket etmiyor. Önceki kadar hareket etmiyor. Ama bilmiyorum. Güzel şarj yaptık bu cihazla ondan. Ama bundan bilemiyorum. Kalınlaştırdım arkadaşlar. Aklıma gelen de bu. Bu devreyi de 5 tanesini yan yana bağlıyorsunuz. Diyelim şundan 5 tane yaptınız. Diğerinin artısı şuna bağlanıyor. Şöyle ucu çıktı diyelim. Şöyle göstereyim. Hatta boş bir sayfa varsa.
Şimdi devrenin bir tanesi diyelim şu. Şöyle birincisi. Şurası da akü. Şöyle yapayım madem yaptık bir hayır. Şunlar diyelim aküler seri bağlı. Videoda benimkiler seriydi. Şöyle. Şurası artı diyelim. Eksi, artı, eksi, artı. Hepsini yapalım ki sabredin. Biraz saçma gibi gözükebilir. Artı, eksi. Şu devreden de deminki şemadan da 5 tane yapıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Arkadaşlar şöyle bağlıyoruz. Şu şunun artısına, şu şunun eksisine. Şu şunun artısına. Şurada sanki ikisi birleşiyor ama. Veya şurada da birleştirebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok. En büyük özelliği o zaten. Şunu şuraya bağladık. Eksiye. Şunu da şuraya bağladık. Bunlar hep paralel gitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yani şu birleşen yerlere tek kablo kullanabilirsiniz. Şunları ben birleştirdim devrede. Şuraları birleşik. Şunlar birleşik. Eksi, artı şuradan başlıyor. Şurası da kaç volt veriyorsanız oraya gidiyor. Şarj diyelim 14 volta geldiğinde bunun da ayar yeri var. Kaç volta ayarlamak istiyorsanız o voltaja geldiğinde resistans yardımıyla bunu kısa devre yaptırmaya başlıyor artık. Yani burada bir ampul yakar gibi arkadaşlar kısa devre yaptırmaya başlıyor ve şarj kesilmiş oluyor. İlave etmek istediklerim bu kadar. Şimdi videomuza geçelim. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bisikletin, elektrikli bisikletin akülerinin dışarı bağırsaklarını söktüm. Şu şekle getirdik. Burada ne yaptık? Arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Herkes biliyorsunuz akülerden muzdarip. Sadece elektrikli bisikletlerde değil, solar cihazlarında jel şeklindeki akülerinden herkes muzdarip. Çünkü bunların kontrol sistemleri olmadığı için sol tarafta gördüğünüz beyaz kabloların bağlı olduğu devre her biri için akü kontrol devresi. Bu olmadığı için buna doğuştan arızalı diyebilir miyiz? Ben diyorum arkadaşlar. Çünkü akülerin fiyatları hakikaten insanın canını yakar derecesinde. Bu akülerin ömürleri 5-6 sene fabrikasyon olarak okuyabilirsiniz. 1-2 sene değildir. 2 senede ortalama arızalanmaya başlıyor. Sebebi ise akümüz şarj aletini görüyorsunuz şurada. Kablo da şurada. Artı eksiği birbirine bağladım. Kırmızı ara kabloları takip ettiğiniz zaman arkadaşlar bu akülerimiz seri bağlı. Şimdi akümüzün bir tanesi az fazla deşarj olduğunda, diğeri az fazla şarj olduğunda, aşırı şarj olduğunda derken bu döngü gitgide büyüyor, 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 büyüyor. Zaman içerisinde şu anda bunlar sıfır akü, yani yaklaşık 4 ay falan oldu. Aküleriniz 6 ay, 8 ay, 10 ay sonra arkadaşlar aradan bir tanesi gitgide aşağıya düşüyor. Diğeri gitgide yukarıya çıkıyor. İyi akünüzün bir tanesi aşırı şarj oluyor. Şarj olduğu zaman separatörler yanmaya başlıyor. Az şarj olan daha çabuk bitiyor. O da yanmaya başlıyor. Separatörlere sürekli zarar veriyor aralarında. Jel tabii susuz bir akü. Çok hassas, kibar bir akü. Ama çok da kuvvetli bir akü diğerlerine göre. Enerji depolaması bakımından. Bunun için TL431'li devreye merak sarmıştık. Oradan bunun böyle bir şey yapılabileceğini gördüm. Bu devrede akülerin hepsinin seri olduğunu düşünürseniz her birinin arasına paralel şekilde
şarj kesme devresi diyelim. Şarjı tamamen kesmiyor. Yani arkadaşlar çok güzel videolar çekmişler. Tek şarjla, tek aküyü şarj etmek çok kolay. Yani yapılan elektronik devreyle akünün elektriğini pat kesebiliyorsunuz. Röleli sistem vesaire. Fakat serili akülerde bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu aradaki doldu, onu keseyim veya ikisi doldu, onlar otomatik kapansın da şunlar şarj olsun olayı yok. Buna böyle bir şey yapma şansınız yok. Ya hepsine tek 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 kaç voltta şarj oluyorsa, kafadan atıyorum, bunların üzerinden konuşalım. 15 volta yakın vermesi lazım şarj aletinin. 14.66 volt bunların şarj voltajı arkadaşlar. Her birine bu ayarda tek tek ayrı ayrı adaptörle şarj etme imkanınız varsa güzel, o olur. Fakat tek şarj aleti, örnek veriyorum 70 volt. Akü sayısına böldüğünüz zaman size çıkacak olan rakam 14.66, 14.70 civarında falan çıkacaktır. Evet, tamam, bu 14.70-80'e geliyor, geçiyor. Öbürü az şarj olduğu için aşağıda kalıyor. Diğeri daha aşağıda kalıyor. Öbürü daha yukarıda kalıyor. Bu dengesizlik akülerin bozulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla şarj kontrol cihazı, yani bu şarj aleti değil arkadaşlar, şarj kontrol cihazı. Bir tane yapıp denemiştim ben. Gayet güzel çalıştı. Seri olarak yan yana 5 tane yaptım. 5 akülü olduğu için. Eğer elektronikten anlıyorsanız, yapmak istiyorsanız 4 akünüz varsa 4 seri yaparsınız. 6 akünüz varsa 6 seri yaparsınız. Veya bir elektrikli bisiklet değil de akülü sistem çalıştıran kardeşlerimiz, abilerimiz kim varsa, kaç aküsü varsa her bir cihaz için bir tane olmak üzere. TL431'li bu elektronik devreyi yapmak zorundasınız. Buradaki sistemi söyleyeyim ben size. Bir tanesini örnek verelim. Diyelim bir tanesi şu kadar küçücük. Şurası. Bir tane MOSFET, bir tane direnç. Bu direncin görevi 14 voltaj diyelim, tek aküden bahsedelim. Bunu seri olarak düşünün gene de. Tek akü 14.66'ya geldiği zaman veya 14.70'e geldiği zaman, buradan ayarını yapabiliyorsunuz ne kadar isterseniz. Şarj aletinizin şeylerini ölçersiniz, voltlarına. Ona göre hesabınızı yaparsınız. 14.66'ya geldiği zaman algılayıcı devremiz var burada, TL431'li arkadaşlar. Şurada TL431, bir tane ters transistör var. Ters transistörde voltaj yükseldiği zaman algılama yapan devresi, düz transistör kullanırsanız düştüğü zaman algılama devresi olmuş olur. Bunlara birer tane MOSFET bağlıyoruz. MOSFET'in elektrik değerini bulduğu zaman, aşmaya başladığı zaman, alüminyum direncin üzerinden fazla şarj olan akümüzü boşaltmaya başlıyor. Dolayısıyla yani çok aşırı kuvvetli olmadığı için boşaltma demeyelim. Tabii boşaltıyor. Fakat durdurmuş oluyor. Yani 14.70'e geldi mi birinci akümüz, orada o duruyor. 14.70'te diğerini bekliyor. Hangisi 14.70 değerine gelirse, burada ışıkları da var, onlar yanıyor. Dolayısıyla hepsini paralel şekilde, paralel anlamda aynı voltta şarj etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Değilse bizim bu akü sistemlerinde imkanı yok. Aküleriniz bozulacaktır, fazla dayanmayacaktır. Özellikle yani bir 12 volt bir yere lazım olur, tek aküden alırsanız bunun amperi daha çabuk düşecektir, akımı. Daha geç şarj olacaktır, olmayacaktır. Diğerleri biraz daha fazla şarj olacaktır. Dolayısıyla daha çabuk bozulacaktır. Ben şu anda tek tek voltajlarını ölçmeyeceğim. Şu anda şarj olmuş vaziyette. Şarj bitti. Bağlı. Ancak bir kere açmak istiyorum. Şurada ayarlı benim adaptörüm. Evet, açtım. Şu anda görüyorsunuz, hepsinin lambası yanıyor. Doluyuz diyor. Arkadaşlar şu anda 74 volt civarında var bunda.
73 volta ayarlı. Üzerinde 69 yazar. Bakın. Ayarlı olması kafanızı karıştırmasın. Şurada yazıyor. 69 volt yazar. 4 volt yukarıya çeker arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün hepsi şu anda dolu gösteriyor. Fan kontrol devresi yaptım. Aynı yine TL. Fan kontrol devresi yaptım arkadaşlar. O da TL431'li ısı algılayıcı. Şuraya monte ettim onu da. Denemek amaçlı ayrıca bataryadan voltaj verdim. Bakın o da çalışıyor şimdi. Azıcık açtık ısınınca. Bu şekilde bütün akülerimizi kontrol etmiş oluyoruz. Dolayısıyla akü sağlığımız üst seviyeye çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun devresini bir önceki videomda göstermiştim. Oradan bir tanesinin devresi var. Siz bunu 5 seri, 4 seri, 6 seri yaparak elektrikli bisikletinize veya solar şarj cihazlarınıza uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.